Gece saat 11 uyuyoruz. Derken bir tıkırtı. Evet, bu saatte ne acaba? Kedi yine bir şeyler mi devirdi acaba? Olabilir. Evet. Neyse uyuyayım. Bir tıkırtı daha. Bu seferki tıkırtı biraz daha ciddi sanki. Ne olmuş olabilir? Acaba eve biri mi girdi? Yoksa dışarıdan mı geliyoruz? Aman dışarıdan dur. Uyu uyu boş ver. Sabah okul var, uyuyalım. Olamaz. Bu sefer kaçış yok galiba. Kalkıp bakmam lazım. Evet, korkuyorum, bakamayacağım galiba. Oy, varsa biri gelsin. Ve maalesef korkulan başa gelmiştir. Eve giren hırsız salonda Allah ne verirse toplamaya başlamış çuvalına. Gitti paralar. Evet, elime geçirdiğim. Ne buldum? Ne geçireyim elime? Elime geçirdiğim antika vazonla ya da bir davayla hırsızın kafasına doğru yöneliyorum. Acaba baş edebilecek miyim? Ya silah varsa? Ya bıçağı varsa? Evet. Polisi aramalıyım. Ve polis yola çıkmaya başlamıştı. Evet, polis varana kadar tabii korku ve dehşet içinde olan ev sahibi arayış içindedir, ne yapsam ne etsem diye. Derken hırsızla yüzleşir ve kapı açıldığında hırsızla göz göze gelerek "Hırsız bey!" der ve hırsız da der ki "Ben geldim. Çok tatlı bir hırsızım." der. Ve ev sahibi de buna karşılık "Elimde hiçbir şey yok evladım. Kıyma bana. Sadece 3 aylığım ve Emekli maaşım var. Onları da alırsan çok üzülürüm. Bu ay benim için aç kalacağım. Lütfen alma." der. Ve bu yüz ifadesi karşısında hırsız dayanamayıp elindekileri bırakıp "Birkaç ay gel." Eve gelen polis ev sahibine der ki "Yanlış ihbar." der. "Nerede bu hırsız? İhbar yanlış mı? Yoksa beni kandırdın mı?" der. "Kaçtım." Ve ev sahibi de ağlayarak "Hayır evladım. Ben kaçtım." "Sen kaçmayacaksın ev sahibi. Hırsız ne yaptı? Bir bana acıyıp evet. Belki bir dahaki sefere size ihtiyacımız olabilir. Sonra gelebilirsiniz ama benim param yok. Şimdi de boşayım." Evet der ve polis de "Bir daha görüşmemek üzere inşallah." der ve evden çıkarken teyze polise "Bir kahve içseydin." der. Ve polis de "Görev beni bekler." der. Ve polis evden ayrılır. Teyze yine başını yastığa koyar ve mışıl mışıl uyur. Güzel bir gece onu bekliyordur. Hırsız yok, kedi tıkırtısı yok, bıçaklanma derdi yok. Bütün eşyalar da kaldı. Emekli maaşıyla çok mutlu. Emekli maaşıyla neler yapacağının hayalini kurarken bir tıkırtı daha.